Evet, herkese tekrar merhaba. Biliyorsunuz Efeler'de sıfır işgali uygulaması başladı. Evet, belediye bence doğru bir çalışma yaptı. Çünkü hakikaten o alanda çok ciddi bir düzensizlik hakimdi. Doğru bir karar verdiler. Belki riskli, hani seçimle kaybettirebilecek kararlardan bir tanesi olarak da yorumlanabilir. Ama bu konuyla alakalı Fatih Atay'ı tebrik etmek lazım. Evet, yani arada sırada yanlış yaptıkları işler olmuyor mu belediye başkanlarının? Oluyor. Bugün de artık doğru yaptıysa doğru ya da doğru demek lazım. Bu aldığı karardan dolayı Efeler Belediyesi yetkililerini tebrik ediyoruz. Ha, tabii bu uygulama böyle devam edecek mi? Biz de vatandaş gibi merak ediyoruz. Eğer çok iyi bir şekilde çalışırlarsa, örneğin Cumhuriyet Mahallesi'nde, Salı Pazarı'nda, ayakkabılar içerisinde ve çeşitli pazar yerlerinde bu uygulamaya dikkat ederlerse ciddi anlamda vatandaşın desteğini almaya devam ederler. Şayet sözlerini durmazlarsa ve bu vaat ettiklerini yapmazlarsa ne olur? O zaman da Mehmet Fatih Atay için ciddi anlamda bir handikap doğar ve vatandaştan aldığı o güven oyunu kaybeder. Bu da onun seçimi kaybetme durumuyla karşı karşıya getirebilir. Tabii bundan sonrası ne olacak? Esnaflar bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışacaklar. Vatandaş memnun. Çünkü gerçekten sokağın artık sonunu görebiliyorsunuz yaylalar içerisinde. Biz de takip ediyoruz. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? O gerekli düzenlemeleri, gerekli adımları atabilecek mi Efeler Belediyesi? Biz de bunları takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili esnaf odaları sessiz. Ticaret odası sessiz. Yani esnafa bağlı olarak işte oradaki esnafların temsilciliğini yapan ya da onların üyeliğini yani üye oldukları oda ya da dernekler bunlarla ilgili olarak bir sessizlik hakim. Yani tabi insan şaşırıyor. Bu destekledikleri için mi sessizler yoksa karşı çıktıkları için mi sessizler? Kestiremiyorsunuz işin doğrusu. Ciddi bir sessizlik var. Yani Esnaf Odaları Birliği bu konuyla alakalı ne düşünüyor? Mesela ben merak ediyorum. Yani muhtemelen esnaflar da merak ediyordur. Yani bakkallar odası ne düşünüyor, işte manifaturcular odası ne düşünüyor, yani değil mi? İnsan merak ediyor. Mesela Aydın Ticaret Odası ne düşünüyor? Hani benim orada bir üyem yok falan mı diyorlar? Ya da bizim üyelerin canı yanana kadar biz bakalım şöyle bir pozisyon alalım duruma göre. Eğer halk bu anlamda memnunsa biz de karşı çıkalım. Ya da halk eğer bunu desteklemiyorsa, yani kamuoyunda bir teveccüh yoksa biz de karşı çıkalım falan noktasında mı duruyorlar? Hani insan merak ediyor. Hakikaten çok ciddi sessizlik yok mu sizce de? Hani insan bir çıkar, yani en azından bir cümleyle olsun destekliyoruz ya da karşı çıkıyoruz der. Yani ne taraftasınız beyler? Hani çıkın da bir konuşun. Hani bugün konuşmayacaksınız, ne zaman konuşacaksınız? Yani nedir bu sessizliğinizin sebebi? Ben vatandaş adına ya da esnaf adına soruyorum. Yani memlekette bir karar alınıyor. Ama beğenirsiniz ama beğenmezsiniz. Yani bununla ilgili olarak bu kadar sessiz kalmanın da hani kimseye faydası olmadığı gibi yani bir tesir diyor. O zaman niye orada oturuyorsunuz? Yani vatandaş soruyor. Ben de soruyorum. Yani bugün konuşmayacaksın. Ne zaman konuşacaksın Sayın Başkan? Ya da meclis üyeleri yani bu konuyla ilgili bu kadar sessizlik yani hayır alamettir. Mesela AK Parti'de de yok bir sessizlik. AK Parti'de de yok yani bir tepki. Ya da MHP'de de yok bir tepki. Ne yapacaksınız abi? Hani destekliyor musunuz? Hayır desteklemiyorsanız desteklemiyoruz deyin. Hani duruma göre, şartların gelişimine göre bir pozisyon almanın falan hani oy getireceğini falan mı düşünüyorsunuz ya? 6 Ocak Pazartesi günü merhum İsmet Sezgin, eski bakanlardan Aydın'da biliyorsunuz İsmet abisiydi. Allah bir kez daha gani gani rahmet eylesin. İsmet Sezgin'in doğum gününde İsmet Sezgin'i andı Aydın'da hem Büyükşehir Belediyesi hem de Efeler Belediyesi. Tabi insanın aklına böyle garip garip sorular geliyor. Hani bir tarafta İsmet İnönü'yü anmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var Aydın'da. Ama İsmet Sezgin'i anıyor. Yani sağ görüşün temsilcileri, yani baktığın zaman merkez sağda siyaset yapmış bir büyüğümüz merhum. Onu andı Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa bir program tertiplediler. Milli Aydın Bankası'nda gerçekleştirildi. Tabi program içeriği noktasına baktığımızda program içeriğinde çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani İsmet Sezgin'in kızları buradaydı, damadı buradaydı. Yani Aydın Post yazarı
Ahmet Gözen de orada konuşmacıydı. Program içeriği bakımından değerlendirildiğinde güzeldi, keyifli bir programdı. Güzel anlar paylaşıldı. Gerçekten İsmet Sezgin yad edildi. Ama tabii insan şaşırıyor. Yani böyle programları yapıyorsunuz, tamam. Niye yani İsmet Sezgin doğum gününde anılıyor? Yani doğum gününde bir insan anılır mı? Halbuki merhum İsmet Sezgin'in ölüm yıl dönümü işte 7 Aralık tarihinde anılmalıydı. Çünkü 7 Aralık 2016 tarihinde vefat etmişti İsmet Sezgin. Yani keşke o tarihte olsaydı, bunu yetkililer düşünseydi. Ama gördü ki İsmet Sezgin doğum gününde anıldı. Tabii bununla alakalı da mesela bir enteresan bir durum var memlekette. Çünkü yine hani o sağ görüşteki partiler bu anlamda İsmet Sezgin'i anma konusunda çok da öyle yeteri kadar ses çıkarmadılar. İşte paylaşımlar yapılmadı. Sahiplenmedi yani insanlar baktığınızda. Yani bir tarafta işte Demokrat Parti kökenleri biliyorsun çok yoğun olduğu bir şehir Aydın. Halbuki burada İsmet Sezgin'i anabilirdi AK Parti. Ama enteresan böyle bir teyit geçiyor AK Parti. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir ses çıkmadı. Onlar da aynı şekilde. Hani gidip illa Aydın Büyükşehir Belediyesi gibi lokma falan döktürdü demiyoruz ama yani bir mesaj yayınlamak da bu kadar zor. Hani vaktiyle insan tabii aklına geliyor. Hep böyle İsmet Sezgin'in etrafında koşturmuşsunuz. Ona işte çoluğunuzu, çocuğunuzun tayinini, terfisini yaptırmaya çalışmışsınız. İşe yerleştirilmesi için çalışmışsınız. Ama işte gün geliyor böyle. Politikacılar açısından belki de en zor olan, en güç olan işlerden bir tanesi bu. Yani işte sizi anmıyorlar. Ya da işte ölüm yıl dönümlerinizde sizi hatırlamıyorlar bile. Yani hakikaten tuhaf bir durum, acı verici bir durum. Yani samimiyet, biraz da samimiyet. Böylesine değer verdiniz, yaşarken peşinden ayrılmadınız. İşte sürekli olarak eline, hatta sigara paketlerinin üzerine bile notlar yazıp da ulaştırdığınız değerli İsmet Sezgin'i böyle hani duyarsızlık içerisinde mi anmak lazım, duyarsızlık içerisinde mi yad etmek lazım? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Ümit ederiz bundan sonra İsmet Sezgin ölüm yıl dönümünde anılır ve hakikaten Aydın'da bu tür değerlerine daha fazla sahip çıkar, daha fazla kıymet verdiğini bir kez daha gösterir. İsmet Sezgin'in anma etkinliğinde dikkatimizi çeken bir olay daha vardı. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efeler İlçe Başkanlığı Polat Bora Mersin bu programda yoktu. Hatırlarsınız hani Polat Bora Mersin bir tweet atmıştı. Tabii bu tweetten sonra hem Polat Bora Mersin'in bu etkinliğe katılmaması ve bu tweet sonrası bu etkinliğin düzenlenmesi sanki biraz orada hani İsmet Sezgin ve onun yakınlarını üzüldüğünü muhtemelen düşünen Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu anlamda bir anma etkinliğiyle sanıyorum hem bu olayın kapatılmasını hem bu olayı çok da hani Polat Bora Mersin'in bu tavrını tasvip etmediklerini böyle de biraz da ortaya koymuş oldu. Evet, Eget malumunuz İzmir'de açıldı. Buca'da ilk mağazasını açtı Eget. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başladı artık bu proje. Gayet güzel, şık bir mağaza yapmışlar. Gittik gördük biz de. Bol satışlar diliyoruz kendilerine. Tabii Ege'de, İzmir'de yani İzmir'e giriş yapıp Buca'da mağaza açınca işte Aydın'ın bazı ilçelerinde kapatılan Ege şubeleri akıllara geldi. Vatandaşlar ver yansın ediyor. Ya vay efendim işte Bozdoğan'dakini kapattınız, işte Köşk'tekini kapattınız ya da Buharkent'tekini kapattınız, işte Koçarlı'dakini kapattınız. Daha gittiniz de bula bula Buca'yı buldunuz. İşte İzmir açıyorsunuz da niye Buharkent'tekini kapatıyorsunuz arkadaş? İşte niye Bozdoğan'dakini kapatıyorsunuz diye soruyor vatandaşlar. Tabii bunu değerlendirmesi lazım Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin. Eğer mesele hani kar ediyor ya da zarar ediyor boyutuysa 31 Mart'a kadar orada kar zarar durumu yok muydu? Yani o zamana kadar bu gözetilmedi, şimdi mi gözetiliyor diye sormak gerekiyor. Oradaki insanların da taleplerine, işte çağrılarına kulak vermek gerekiyor. Bence Ege mağazaları ilgili olarak hani
orada Cumhuriyet Halk Partisi olmayan ya da Millet İttifakı'nın kazanmadığı bölgelerde Ege'de mağazalarını kapatmak çok da doğru bir yaklaşım değil. Ümit ederiz bu konuyla ilgili olarak da büyükşehir yetkilileri yani kararlarını gözden geçirir DGT yetkilileri. Şimdi İncilova'da da bir garip bir durum var. İnsan böyle hatırladıkça da gülümsüyor, böyle gülesiniz geliyor. Ya Cumhur İttifakı hafta sonu düzenlenen deve güreşine katılıyor. Milletvekili orada, Metin Yavuz işte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı orada, yöneticiler orada. Aydın'dan giden davetler de var yani o ekibin içerisinde. Giriyorlar, tokalaşıyorlar, görüşüyorlar. Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada bunlar paylaşılıyor. Ama gel gör ki hemen bir gün sonra vay efendim bize nezaketsizlik yapıldı, vay saygısızlık yapıldı. Biz işte belediye meclis toplantısına katılmayacağız diye bir karar alıyorlar. Yani güler misin, ağlar mısın arkadaş? Yani o zaman o fotoğrafları niye çektirtiyorsun? Yani madem o fotoğrafları çekildin, paylaştın, niye ertesi gün belediye meclis toplantısına katılmıyorum diyerekten bir çıkış sergiliyorsun? Yani hakikaten eğer memlekette işler bu şekilde gidiyorsa, hani iyi biz yine bu durumlardayız hani memleket olarak, ama ben İncilova'nın haline üzülürüm, İncilova'daki vatandaşların haline acırım. Yani neyin saygısızlığı bu ya da neyin hesabı, neyin bir yarattığı bir düşünce? Size bu akılları kim veriyor gerçekten? Yani siyaseti bunun için mi yapıyorsunuz? Size verilen imkanları, size verilen yetkileri bunun için mi kullanıyorsunuz? Yani size hiç kimse ya bir dur arkadaş, biz oraya bir gittik, fotoğraf çekildik, bunları sosyal medyada paylaştık, İşte orada belediye başkanı bizi karşıladı, onunla beraber çekilmiş fotoğraflarımız var diye bir uyarıda bulunmuyor mu? Size böyle akıllar vermiyorlar mı? Yani hakikaten böyle çok küçük işlerle ne vatandaşın vaktini çalın, ne de memleketin vaktini çalın. Olmaz mı?